sıkıntılı bir mevzu konuşacağımız, aldatma konuşacağız. Hafif gülümseyerek başlıyorum, çok asık suratlı gözüktüğüme dair mütemadiyen geri bildirimler geldiği için. Aldatma terapistler için de zor bir konu. Bir kere bir kontrat ihlali, bir yerden başlamamız gerekiyor. Yani aldatmanın bir doğruluğu, eğriliği, gerekçesi, bunların hepsini bir kenara bırakıp gün sonunda aldatma ilk sırada bir kontrat ihlalidir. Evliliğin en mühim kontratı, hatta belki omurgası, hatta belki bedeli sadakattir. Bu bir ihlaldir, olur, hayattır bu. Yani daima yan yollara sapma ihtimalimiz vardır. Fakat burada çok belirleyici bir hal var. Bir mağdur olan var, bir mağdur eden var. Ve mağdur eden, mağdur olanın yaralarını saracak. Dünya bir araya gelse kimse saramaz o yaraları. Şimdi aldatma öyle bir hikayedir ki aslında ölümden sonra ikinci ve üçüncü sırayı boşanmayla beraber dönüşe dönüşe paylaşırlar. O kadar kederli bir hikayedir. Burada tabii bir sürü soru güncelleniyor. Mutlak ve mutlak bir biçimde aldatan şahsiyetin hiçbir biçimde olayı gerekçelendirmemesi gerekiyor. Bir hata yapılmıştır, büyük bir hata yapılmıştır. Belki dramatik bir hata yapılmıştır, bilmem ama yapana aittir. Karşıdakinin bu hikayeyle hiçbir bağlantısı yoktur. Hiçbir gerekçesi yoktur. Bunun bir altını kalın bir biçimde çizmemiz gerekiyor ilk sıra. İkinci sırada aldatılanın yaraları aldatan tarafından iyileştirilecektir. Üçüncüsü, şu çok sık gelen bir soru. Burada aldatılan kişi bilmek istiyor. Yani ne yaşandığını bilmek istiyor. Ve zihninde bir kurgu oluşturuyor. Bu kurgu öyle bir kurgu ki aslında büyük bir sıklıkla yaşanandan daha şatafatlı ve daha iddialı bir kurgu. Eğer bilgi girdiyse sisteme, bu hikaye, yaşanan evlilik dışı hikayeyle ilgili, bu bilgiyi sonuna kadar anlatmakla mükellefiz. Hiçbir şey gizlemememiz gerekiyor mutlak. Hikayenin şöyle soruları da var. Sadece mutsuz insanlar mı aldatır? Şimdi aldatan tipleri var aslına bakarsanız. Bir profesyonel zamparalar var, onları biliyoruz. Onlar çok ilgi çekici de değiller. Biraz böyle hani erkek masalarının muhabbetine yönelik aldatmayanı döverler tadıyla ortaya çıkan, sıklıkla erotik maceralar olan, sıklıkla devam etmeyen, böyle bir çeşitleme içeren, hafif ergen modunda dolaşan, hani o ergenlerin çok da ayırt etmeksizin, biraz mahalle baskısıyla, biraz skor hevesiyle yaptıklarına benzer ve hiç ilgi çekici bir alan olduğunu düşünmem. Konuşmayı bile istemem o alanı. Bir aşık olanlar var. Onlara söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Hani kaza gibi. Orası bir yol ayrımı ve hayatla ilgili bir takım tercihleri yapmak gerekiyor. Bir tek şunu söylemek gerek belki. Aşk illaki geçen bir duygudur. İllaki geçen bir duygudur. Her ne karar verecek isek bu bilgiyi de cebimize koymamız gerekir. Ama aşk mühimdir. Bunun da altını çizmek lazım. Bir de aslında bizim çok sık gördüğümüz daha baston ilişki var. Şimdi bunu söylediğimde zaman zaman çok kızgınlık hissediliyor. Bunu duyuyorum ve görüyorum da. Ben Oscar Wilde'ın olduğunu biliyorum. Kimine göre değil ama şöyle bir tarif var. Diyor ki evlilik bazen çok ağırlaşır ve bir yük haline gelir. O kadar ağırlaşır ki iki kişinin taşıyamayacağı bir hale gelir. Ve taşımak için en az üç kişi gerekir. Bu baston ilişki tipi bizim en çok gördüğümüz. Bu şöyle bir aldatma tipidir. Evlilik aksamıştır, yorulmuştur. Hatta yükü artmıştır. Böyle patinajlar yapmaktadır. Ve burada o çiftten bir tanesi dışarıda bir ilişki yaşar. Evlilik dışı bir hikaye yaşar. Ve bu hikaye aslında sıklıkla evliliği taşımakla mükelleftir. Öyle bir hikayedir ki bu. Evlilik bittiğinde o ilişki de biter. Bu benim en yaygın gördüğüm aldatma tipi. Ve aslında burada önce o kontrat ihlalinin bir temize çekilmesi gerekir. Önce yaraların sarılması gerekir. Yaralar sarıldıktan sonra eğer mağdur olan yola devam etmek istiyor ise bunu durmaksızın masaya koyamaz artık. Yani bu paketlenip kaldırılacak. Burada aldatan kişi daimi zanlı olarak dolaşmayacak. Yani bu bir ön koşul ve ondan sonra evliliğe bakılır. Bu
diğer aldatma şekillerinden daha farklıdır ve aslında hani bir şekliyle çok dramatize gelecek kulağa biliyorum ama tatsız bir hikayeyi nemalandırmak ya da buradan bir şey öğrenmek üzere yola devam edilen bir yoldan, bir hikayeden bahsediyorum. Şimdi bir diğer aslında sorgulama, mutlu insanlar aldatırlar mı ya da evliliğinde mutlu olan insanlar aldatırlar mı? Aldatırlar. Şimdi bu hikayenin bir de böyle bir toplumsal alt dinamiği var. Mutlu kadınların aldattığını düşünmem. Bu daha profesyonel bir data yok elimde. Sadece bir deneyim var, deneyim bilgisi var diyeyim. Ama erkekler için hikaye çok aynı değil. Orada garip bir mahalle baskısının olduğunu, böyle bir ergen muhabbetinin olduğunu düşünüyorum o masalarda. Ve böyle biraz kendi aralarındaki muhabbet ve yarışla da temas olduğunu düşünüyorum. Bu formattaki aldatanların dikkat etmesi gerekiyor. Yani attıkları taş, ürküttükleri kurbağaya değmeyebilir. Bayağı sıkıntı yaşayabilirler ve büyük kayıplar yaşayabilirler bundan dolayı. Fakat hikayenin bir de bu yaraların sarılma mevzusu var. Şimdi eğer birisi bir insanı aldattı ise, evlilik içinde aldattı ise, bir adam bir kadını ya da bir kadın bir adamı, ki bunların post efektleri birbirinden epey farklı. Burada da tabii o post efektteki fark bizim kolektif bilinç dışımızla ilgili. Yani bir kadının aldatma şiddeti ortaya çıkardığı keder ya da kızgınlıkla adamınki aynı değil. Burada bir adaletsizlik var ve toplumsal bir adaletsizlik bu aynı zamanda. Ve fakat durum budur. Burada aldatan kişi eğer derse ki ben kötü bir şey yaptım, yanlış yaptım, özür dilerim, çok üzgünüm, feci pişmanım ve bana söyle ne yapayım senin için ve bana güvenmen için ne yaparım? Bunlar çok kıymetli. Bu kötü bir iş yapmış olan ve fakat kötü olmayan, kötücül olmayan bir insanın repliği. Bir de şu var, evet aldattım ve fakat senin yüzünden aldattım. Aldattım çünkü bu ise eylemin kendisinden daha ziyade kişiyi kötücül hale getirir diye düşünürüm. İnsan hata yapar, büyük hatalar yapar ve fakat yaptığı hatayı sırtında taşımakla mükelleftir. İnsana yakışan budur. İyicil kılan da budur diye düşünüyorum. Yani siz sırtınızdakini alıp karşınızdakine fırlatıp paçayı kurtaramazsınız. Bu sizi insan olarak da, koca olarak da, karı olarak da neyse daha kötücül hale getirir diye düşünüyorum. Bu ayrımın çok mühim olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ne olursa olsun evliliğin içinde kalanlar var. Yani onlar mükerrer olarak aldatılabilirler. Duygusal şiddete maruz kalabilirler ki aslında aldatmanın İkincil etkisi bir şekliyle duygusal şiddete maruz kalmak ve tedirgin olmak halidir. Buna rağmen evliliğin içinde olmaya daha konjüktürel sebeplerle, belki finansal, belki sosyal sebeplerle kalabilirler. Buralarda bir yardım edecek bir şey söylemenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani mutlak devam etmek durumunda kalan her ilişki hayatımızı ele geçirir. Evlilik de dahil buna. Evlilik devam etmelidir, iyidir, şahanedir, doygundur. Ve fakat mutlak devam çok tehlikeli bir hikayedir. Ve bize ait çok fazla şeyi kaybedebiliriz. Mutlak devam etme mecburiyetinde. Aldatmada şunu da mutlaka söylemek gerek. Şimdi burada bir takım dengelerde değişiklikler ortaya çıkıyor. Misal bir tane mağdur var. Diyelim kadın. Koca tarafından aldatılmış durumda ve çok üzgün, çok üzgün ve mağdur. Ve aslında o ilişkinin dengesi içinde mağduriyetin bir gücü vardır. Yaşadığımız topraklarda büyük bir gücü vardır. Bunu biz sosyal olarak da, siyasal olarak da gördük. Mağduriyet prim yapar memlekette. Güçlendirir toplumları da ve insanları da güçlendirir. Evlilik içinde de mağdur olanın bir gücü ortaya çıkar. Bir de mağdur eden vardır. O geleceğin daimi zanlısı haline dönüştüğü zaman, yani burada aldatılan kadın daima mağdur, daima kızgın, daima üzgün ve elinde bir malzeme olarak sürekli bu aldatmayı 1, 3, 5, 8, 15 yıl sonra masaya koyuyor ise, bu hem kadın hem adam için çok sıkıntılı bir ilişkiye döner diye düşünüyorum. Yani eğer yola devam edecek isek,
mutlak defterlerin kapanması gerekiyor. Defterlerin kapanması için mağdur olan her şeyi isteyebilir. Yani o kendi yaralarının sarılması için ne isterse istesin, hiçbirine itirazım yok. Fakat yola devam etmek aynı zamanda yaşanmış olan ve tırnak içi travmatik bu hikayenin paketlenip kaldırılmasını mutlak içermelidir diye düşünürüm.